Cumhuriyetim için, kendi iktidarım için, kendi zenginliğim için, size tahakküm etmek için savaşıyorum dediğiniz zaman insanlar, inançlı insanlar peşinizden gelmez. Ama diyorsunuz ki bizim amacımız yeryüzünde adaleti sağlamak, şeytana karşı. Evet, şeytana karşı Allah'ın düşmanlarını ortadan kaldırmak, kafirleri, kefereleri, fesat çıkaranları, zulüm yapanları ortadan kaldırmak suretiyle Allah'ın iradesini, adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Aslında İslam bunu, çok güzel yapmış şu anlamda. Tabii böyle deseniz yani, ne olur? Tebliğ ile işinizden gelir tabii ki. Tabii. Hı hı. İslam bunu hep yani kendi dinini, görüşlerini yaymak için çok önemli bir yol izliyor. O da nedir biliyor musunuz? Tebliğ. Ha, yani burada şunu şimdi cihat dediğimiz kavramı Batı da yanlış yorumluyor. Bak bizimkiler de yanlış yorumluyor. Evet. Bak şunu burada söylüyorum, bu ekranlarda burada söylüyorum. Bak burada sadece felsefeci değil, ilahiyatçı kimliğimi de söyleyeyim. Hazreti Peygamber hiçbir zaman din savaşı yapmamıştır. Yani din savaşı ne demek? Zorla İslam'ı kabul ettirmek, kabul edip insanları kırış zoruyla İslam'ı kabul ettirmek için veyahut da makam ve mevki elde etmek için veyahut da dünyevi kazançlar elde etmek için savaş yapmamıştır. Hazreti Peygamber yapmış olduğu savaşların hepsi Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'e kadar, Tebük'e kadar hepsi savunma savaşlarıdır. Yani muhtemel bir tehdidi savmak için yaptığı savaşlardır. Çünkü o zamandaki dünya konjonktüründe güçlü değilseniz diğer kabileler, diğer devletler, öyle Birleşmiş Milletler falan yok, gelirler. Evet. Basarlar şehrinizi, köylerinizi. Sizi köleleştirirler. Hukuk bundan ibaret. Hazreti Peygamber sırf Medine'de ortaya çıkan bir İslam toplumunun yok olmaması için, ortadan kalkmaması için bunun insanlık adına devam etmesi adına savunma savaşı yapmıştır. Yoksa Peygamberimiz kesinlikle bir din savaşı yapmamıştır. İslam'da da bir din savaşı yoktur. Tebliğ vardır. Tebliğ vardır. Yani insanları dine çağırırsınız. Dine çağırabilirsiniz. Evet, tebliğ yapabilirsiniz. Ama eğer kabul etmiyorlarsa onların öldürmek, yok efendim, katletmek diye bir davranış yok. Böyle bir davranış yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu vardır açıkça. Femen şâefer yekfur, femen şâefer yu'min. İsteyen inkar eder, isteyen de iman eder. Bu zaten zorla dayatma olduğu zaman imtihan sırrı ortadan kalkmış olur. Yani bir toplum başka bir topluma zorla bir dini dayatmış olursa, savaşla dayatmış olursa siz orada özgür, adil, imanlı bir toplum değil, münafık bir toplum oluşturursunuz. Kur'an-ı Kerim'in de amacı, Hazreti Peygamber'in de amacı münafık bir toplum değil. Kendi özgür imanlarıyla iman eden, kabul etmiş, mutmain olmuş, özgür, imanlı bir toplum ortaya koymaktır. Münafık bir toplum değil. Özgürlüğün olmadığı yerde